Şehitlerimizin kıymetli emanetleri, değerli gazilerimiz ve gazi yakınlarımız, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden 193'ünün, engellilerimizden 2140'ının, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımızdan da 370'inin atmasını yapmak üzere bir aradayız. Çeşitli kamu kuruluşlarının atamasını yapacağımız bu 3603 kardeşimize atamalarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar temenni ediyorum. Türkiye'nin anayasamızda belirtilen sosyal devlet niteliğinin tezahürü olarak gördüğüm bu uygulamanın fiiliyata dönüştürülmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli misafirler, bizim geleneğimizde devlet, diğer pek çok vasfının yanı sıra kimsesizlerin de kimsesidir. Vefat veya çeşitli sebeplerle ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak, onlara analık, babalık yapmak, devlet olarak boynumuzun borcudur. Osmanlı döneminde Eytam Nizamnamesinden hala faaliyet gösteren Darüşşafaka'nın kuruluşuna kadar bu amaçla oluşturulmuş pek çok yapı vardır. Ayrıca tarihimizin en önemli kurumları olan ve tüm dünyaya da ülkemizden yayılan vakıfların hemen tamamının senedinde öksüzlere ve yetimlere sahip çıkma maddesi yer almaktadır. Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Anadolu'da Birinci Dünya Savaşı yıllarında yetim ve öksüz kalmış çocuklara sahip çıkarak gösterdiği âli cenaplık bugün hafızalarımızda hala canlıdır. Himayesini aldığı 4000 erkek ve 2000 kız çocuğunu her türlü ihtiyaçlarını ve temel eğitimlerini karşılamanın yanında meslek sahibi de yapan Kazım Karabekir Paşa'nın modeli maalesef devam ettirilememiştir. Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların yüzlerce kişinin kaldığı büyük yurtlarda adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördüm. Maalesef topluma uyum sağlayabilecekleri iklimden yoksun çocuklarımız bu ortamda ne doğru dürüst eğitim alabiliyor ne de meslek sahibi olabiliyorlardı. Sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak devlet korumasındaki çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine geçtik. Bu evleri de daha ziyade mahalle işlerinde açarak çocuklarımızın diğer ailelerin çocuklarıyla aynı okula gitmesini, aynı sokakta oynamasını, aynı atmosferi teneffüs etmesini sağlamaya çalıştık. Bugüne kadar 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkezi oluşturduk. Buralarda görev yapacak personelimizi özel eğitime tabi tuttuk. Halihazırda 13.524 çocuğumuzun bakımını aile ortamına en yakın şekilde hazırladığımız bu evlerde sürdürüyoruz. Daha önemlisi ailelere destek vermek suretiyle çocuklarımızın mümkün olduğu kadar kendi anneleri, babaları veya yakınlarıyla yaşamasını sağladık. Geçtiğimiz 18 yılda bu çerçevede verdiğimiz desteklerle 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini temin ettik. Sadece son 8 yılda %86'sı doğrudan annelere olmak üzere bu amaçla verdiğimiz destek miktarı 6,9 milyar liradır.
Son dönemde ihtimam gösterdiğimiz ve geliştirmeye çalıştığımız bir diğer uygulama da koruyucu aile sistemidir. Şu anda 7.864 çocuğumuz çok hassas bir şekilde tespit edilen ve sıkı şekilde denetlenen koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam ediyor. Üstelik bunların 795'i de özel gereksinimi olan çocuklardır. Kimsesiz çocukları evlat edinen ailelere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Devlet korumasındaki çocukların kamuda istihdamı 1988 yılından beri sürüyor. Biz 2014 yılında bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını merkezi yerleştirmeye dönüştürerek işlerini kolaylaştırdık. Ayrıca istihdamın eğitim düzeylerine göre kendi branşlarında olmasını da temin ettik. Hükümete geldiğimizde kamuda işe yerleştirilen devlet korumasındaki çocuk sayımız 21.300'dü. Bugün bu sayı 55.000'i aşmıştır. Sadece son 2,5 yılda 7.000'e yakın evladımızı kamuya yerleştirdik. Hayata geçirdiğimiz teşvik uygulamasıyla 4.600'e yakın gencimizin de özel sektörde istihdamını sağladık. Kimsesiz çocuklarımız için kamudan yaptığımız her kuruş harcamayı bu devletin başının gözünün sadakası olarak görüyoruz. İnşallah aile yanında destek ve koruyucu aile gibi uygulamaları daha da yaygınlaştırarak hem hiçbir evladımızın sahipsiz kalmamasını hem de toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Değerli misafirler, bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışa bakmaktır. Engellilerine sahip çıkan toplum yıkılmaz bir bünyeye sahip demektir. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilemediği için vicdanları sızlatan görüntüler yaşanmıştır. Engelli kardeşlerimiz toplumdan izole bir şekilde evlerinin dört duvarı arasında yaşamaya mahkum edilmiştir. Hükümete geldikten sonra üzerinde en çok durduğumuz ve yakın takibini yaptığımız hususlardan biri de engellilerimizin topluma kazandırılması faaliyetleridir. Bu amaçla 2005 yılında Engelliler Kanunu'nu çıkardık. Hemen ardından da Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler arasına girdik. Günlük hayatını idame ettirmek için başka bir kişinin desteğine ihtiyaç duyan engellilerimize bakım hizmeti sunmaya veya bakımlarına destek olmaya başladık. Bugün 536 bine yakın engellimize aileleri yanında bakım desteği sağlıyoruz. Ayrıca resmi ve özel 541 merkezde 29 bine yakın engelliye yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Engellilerimizin ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamında karşılanıyor. Geçmişte her kurum için ayrı ayrı alınması sebebiyle ciddi sıkıntı kaynağı olan engelli raporlarının elektronik ortamda tüm kurumlar tarafından görülebilmesini de bu arada temin ettik. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmaları bakımından önemli olan erişilebilirlik konusunda çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bugün de bir kısmına şahitlik ettiğimiz istihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar attık. Kamu kurumlarındaki memur kadrolarının engellilere tahsisli olan %3'ünün etkin şekilde kullanılabilmesi için merkezi yerleştirmeye dayalı bir sistem kurduk. Aynı şekilde
kamu işçi kadroları içinde merkezi yerleştirme yöntemine geçtik. Böylece 2002 yılında yalnızca 5777 olan engelli memur sayımızı, burası önemli, 58.319'a yükseltti. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını %82 seviyesine kadar çıkardık. Ayrıca tayinden yer değiştirmeye, iş yerindeki görev dağılımından mesai düzenine kadar her konuda engellilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde engellilerimizin her alanda aktif şekilde hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de engellilerimize hizmet vermeye, daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, şehitlerimizin bizlere emaneti olan yakınları ile gazilikle şereflenen kardeşlerimizin kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Bir insanın hiçbir mecburiyeti olmadığı halde bilerek ve isteyerek inancı ve vazifesi uğrunda ölümün üzerine yürümesi kadar büyük bir fedakarlık yoktur. Bunun için şehit yakınlarımız ve gazilerimiz daima başımızın tacı olmuştur. Rabbimizin müjdesi olan bu payelerin vakarına, onuruna, hassasiyetine uygun davranan her kardeşimizle son nefesimize kadar yoldaşlık yapmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmıştır. Devletimiz de geçmişten bugüne çeşitli düzenlemelerle bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Biz de hükümete geldikten sonra şehit yakınları ve gazilerimizin hep üzerine titredik. İstiklal Harbi'nden Kore'ye ve Kıbrıs'a kadar geçmişten miras aldığımız gazilerimizin hak ve imkanlarını genişlettik. Terörle mücadelede, sınır ötesi harekatlarımızda 15 Temmuz'da şehit olan ve gazilikle şereflenen her kardeşimize pek çok farklı kalemde ciddi destekler verdik. Tazminattan maaşa, sağlık ve eğitim desteğinden istihdama kadar her konuda bu kardeşlerimizin kalbini mutmain edecek uygulamalara imza attık. Hükümete geldiğimizde bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6.315'ti. Bugün ise aynı kapsamda istihdam edilenlerin sayısı 45.000'e yaklaştı. Elbette ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyeceğimizi en büyük şerefin bizatihi Rabbimizin ve milletimizin nezdinde bu unvanlara sahip olmak olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte devlet olarak elimizdeki tüm imkanları şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak suretiyle kendilerine şükranlarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hadislerde cennetin 8 kapısından birinden yalnızca şehitlerin ve gazilerin gireceği müjdeleniyor. Rabbim inşallah bizlere onlara layık olabilen zümreler arasına girebilmeyi nasip eder. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliği kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıkıyor. Salgın döneminde sadece sağlık altyapımızın ve genel sağlık sigortamızın gücünü görmekte kalmadık. Aynı zamanda
sosyal destek sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik. Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle, süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. Ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık. Şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha atamasını yapacağımız 3603 gencimize, engellimize, şehit yakınımıza, gazimize ve gazi yakınımıza kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. Görev yerlerinizde her birinizde başarılar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için Zat-ı Devletlerine çok teşekkür ediyoruz. Hediye arzı ve sosyal atama töreni için sahnede yüksek müsaadelerinizle bir müddet daha misafir etmek isteriz Zat-ı Devletlerine efendim. O arada arkadaşlarım sahneyi hazırlayacaklar, butonu getirecekler efendim. Zat-ı Devletlerini de rahatsız etmeden. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini arz etmek üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve eser sahipleri İstanbul Çocuk Evleri sitemizden Nuray Ariz ve Furkan Can Gürel'i de sahneye davet etmek istiyorum. Aynı zamanda devlet koruması altındaki çocuklarımızı temsilen Sümeyye Tendürüs ve Azat Çelik de sahneye geliyorlar alkışlarınızla. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı da yine yerinde ağırlamaktan eğer uygun görürseniz büyük mutluluk duyacağız. Gelin bakalım çocuklar hadi. Sağ olunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi efendim müsaadeniz olursa atama törenine geçeceğiz. Zat-ı Devletlerini buton tarafına arzını rica edelim. Efendim bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımızla birlikte refakat etmek üzere 3 değerli çocuğumuzu da sahneye davet edeceğim. Aleyna Yaslı, Berkay Urak ve Anılcan Akyürek de sahneye davet ediyorum kendilerini. Buyursunlar lütfen. ...98 madalyası varmış. Sen de böyle gel. Basana. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm engelli kardeşlerimiz, devlet korumasında yetişmiş gençlerimiz, şehit yakınlarımız, gazi ve gazi yakınlarımız büyük bir heyecanla
efendim Zatı Devletleri'nin butona basmalarını bekliyorlar atama töreni için. Evet, tüm Türkiye hazır mı? Sesiniz bana az geldi. Evet. Tüm görev yerlerinde kardeşlerimize başarılarla dolu hizmetler diliyorum Allah'tan ve butona bu şekilde basıyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet, ekranda görüyoruz değil mi? Evet efendim. Sahnenin sol tarafında izleyicilerimize göre engelli vatandaşlarımızın E-KPSS ve kura ile yerleştirme işlemleri yansıtılmakta. Ekranlara bakıyoruz. Size göre yine sahnenin sağ tarafındaki ekrana ise devlet korumasında yetişmiş gençlerimizin kura işlemiyle ataması, akabinde de şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın ataması yansıtılmakta. Nafiye Atama, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara. Memur. Herhalde burada değildir. Nafiye burada mı? Safiye Taş burada mı? Şansa burada hiç yok. Safiye Taş burada mı? Dur bakalım. Devam edelim. Çok da hızlı gidiyor. 5 dakikada bitecek mi? Şöyle büyüklerden